Selamlar sevgili hanımlar ve tabii ki de sevgili beyler. Bugün dudak etrafında mini mini çıkan çizgilerden konuşacağız bir parça. Niye çıkıyor? Ne yaptığımız için onu daha da derinleştiriyoruz? Kozmetiklerle halletmek mümkün mü? Yoksa gerçekten bir dermatolog ya da medikal estetik hekiminin müdahalesi mi gerekli? Ki ben bunu anlatacağım. Elbette ki göz kremlerinizi her zaman dudak etrafındaki çizgiler için de kullanabilirsiniz. Yani her akşam göz etrafına uyguladığınız kremin bir kısmını da dudak çizgilerine de uygulayabilirsiniz. Ancak bu neden bir kremle iyileşmiyor? İlk önce onu anlatayım sizlere. Göz kaslarımız gibi ağzımızda yuvarlak bir kas. Dolayısıyla çok konuştuğumuzda, çok hareket ettiğimizde, çok emme hareketi sigarayla yaptığımızda, güneşe çok maruz kaldığımızda ve buna bir de üstüne üstlük. Hani göz etrafında çok kurutucu işlemler uygulandığında, dişlerinizi fırçaladıktan sonra macuna bulaştırmakla, güneş ışınlarının da tabii ki bu derinleştirmesiyle bunu daha beter hale getirebiliyoruz. Yaşlanma bir proses. Yani doğduğumuzdan itibaren yaşlanmaya başlıyoruz ve 20'li yaşlardan itibaren de deriye elastikiyetini veren elastin ve kolajen lifleri hem kalitesini azaltarak üretmeye devam ediyorlar hem de daha az üretiliyorlar. Kolajeni içeriden tetiklemenin yolu da medikal estetik işlemlerle uygulanan iğneli ve ısılı kolajen artırma işlemleri oluyor. Şimdi ben 66 yaşındayım. Evet, benim de çok var. Ancak iyi bakmaya çalıştığım için ve egzozom uygulaması yaptırdığım için kırışıkların derinlikleri çok az. Ben şimdi sizlere onları görünmeyenleri de görünür hale getireceğim. Ne hikmetse bu tarafında daha az var. Demek ki ben sigara içtiğim zamanlar sağ taraftan çok büzdürme hareketi yapmışım. Küçük filtreli sigaralarda dumanın geldiği yer daha az olduğu için daha sıkı hareketi yapıyoruz. Ve unutmayın ki bir kası ne kadar çok aynı yerden kırarsanız kırışığın derinliği de o kadar derin oluyor. Şimdi şöyle düşünün, bir kağıt var. Kağıdı ikiye katladım. Açtım. Bir daha aynı yerden yaptım. Açtım. Bir daha aynı yerden yaptım. Açtım. Ve bir süre sonra ilk yaptığınız kırışık görünmezken son yaptığınız kırışıkla beraber yani kat yeriyle beraber orası daha derin olacak ve açıldığında daha çok gözde görülür olacak. İşte kaslar da yine aynı bu şekilde olduğu yerde hep aynı yerden mekanik olarak kırıla 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 belli izler yapıyor. Tabi sigara içtiğim günlere lanet olsun ki sağ tarafta bak büzdürmüşüm hep. Gelelim diş fırçasına. Dişlerinizi fırçalarken yapıyor ya ağzınızdaki diş macunu dışarı çıkmasın diye ağzınızı büzdürüyoruz. Üç dakika kadar fırçaladığımızı düşünün. 3 sabah 3 akşam günde 6 dakika dudaklarınızı aynı yerden tıpkı deminki kağıtta olduğu gibi büzdürüp açıyorsunuz. Büzdürüp açıyorsunuz ve sonuçta kolajen de üretimi azaldığı için kat gitgide derinleşiyor. Peki bunun için neler yapabiliriz? İlk önce ona bakalım. Güneş koruma kremlerinizi mutlaka dudak çevresine de kullanıyorsunuz. Çünkü UV derinin elastin ve kolajenine en çok hasar veren ışın. Bunun dışında sigara emme hareketi. Eğer sigara içiyorsanız lütfen bırakın. Çözüm arıyorsak ne yapacağız? Eğer bunlar çok başta ise, çok mini mini ise, işte en küçük haliyle eğer önlem alırsanız ileriye en büyük yatırım yapmış oluyorsunuz. Çok ünlü bir dermatolog var. Anıl Rejani. Onun sayfasına girdim. Dermatolog ve medikal estetik uygulamalar da yapıyor. Diyor ki, bakın sorun minimalken müdahale edin. Ki derini iyileştirmek daha zordur ama yüzeysel kırışıkları iyileştirmek daha kolaydır. Neler yapılıyor? İlk önce şu küçük olukların olduğu yere hyaluronik asitle
mini enjeksiyonlarla dolgu yapılıyor. Yani kırışığın kat yaptığı yere hyaluronik asit doldurularak derinin hem nem seviyesi yükseltildiği için daha dolgunlaşıyor, hem de o yer açılmış oluyor. Ne kadar sürer? 6 ayla 8 ay arası. Dolayısıyla bunu tekrardan yenilemek lazım. Mini kırışıklar için geçerli olabilir. Ama lazer uygulamalarıyla bu bölgesel yenilenmenin hızını arttırabiliriz. Artı ikon gibi, Scarlett gibi. Uygulama sırasında hem minik iğnelerle deri altındaki kolajeni uyaran, hem ısıyla kolajen üretimini tetikleyen uygulamalar bu bölgede daha iyi sonuçlar veriyor. Elbette ki kişiye göre ve kırışığın derinliğine göre de iyileşme farklı süreçlerde ya da derinliklerde oluyor. Kimyasal peeling uygulayarak da bölgede üst tabakadaki hasar görmüş yeri atıp aşağıdan daha sağlıklı kolajen üretimiyle daha az kırışıksız deri oluşturma işlemleri de işe yarıyor. Ancak en doğrusu doktorun sizin kırışık derinliğinize göre hangi medikal işlemi yapacağına karar vermesi. Yani buna siz değil, doktor karar veriyor. Çok derin olmayan çizgiler için hyaluronik asit doldurması, evet, gayet makul oluyor. Şunu da unutmayın, hem kırışığı arttıran eylem neyse onu çok yapar, hem de bir yandan kırışığı doldurmaya çalışırsanız olduğunuz yerde de kürek çekeceksiniz. Yani sebep olan faktörü de yok etmeniz, minimale indirmeniz gerekiyor. Yaşadığınız bölgenin çok soğuk olması, her zaman aşırı soğuğa derinin muhatap olması da o bölgedeki kurumayı artıracağından, kırışıkların ana sebebinin de birinin su kaybı olduğunu göze alırsak, cildi nemlendirmek, mekanik bu çizgiye sebep olan eylemi durdurmak veya en aza indirmek, artı bunlara bir tedavi yöntemi seçmek bu kırışıkların yok edilmesi için en doğru yöntem olacaktır. Kontrollere yapılan bir başka işlem var. Bunu da bir başka dermatoloğun sayfasında gördüm. Vücudunuzun herhangi bir yerinden alınan yağla, genelde göbek çevresinden yağ alınıyor. Bu belli işlemlerden geçiriliyor dermatolog tarafından. Ardından şu üst dudak çizgisinin tam konturuna bu yağ dokusu çok minik bir çizgi halinde dolduruluyor. Bu hem kıvrımı yukarı doğru aldığı için kırışıkların daha az görünür olmasını sağlıyor, hem de büzme hareketi devam ederken o bölgede bir hat olduğu için büzme hareketinin o kırışığı derinleştirmesini engelliyor. Tabii ki siz kendiniz karar vereceksiniz. Ama unutmayın, kozmetiklerle dudak etrafındaki çizgileri yok etmek gerçekten imkansızdır. Bazı reklamcılar densizlik yaparak yok eder, tedavi eder gibi kelimeler kullanıyorlar ki yasal olarak yasaktır bunları söylemek. Onlara kanmayın. Bir dermatoloğa gözükün. Sizin için doğru olan lazer mi, kimyasal peeling mi, hyaluronik asit doldurması mı, buna kendisi karar verecektir. İsterseniz botoks nedir, ne işe yarar videomu da şuraya bir koyayım. Oradan da botoksun ağız çevresine yapılmasıyla nasıl oradaki kasın büzüşmesini engellediğimiz için B, P, M harflerini doğru söyleyemediğimizi, tamam kırışıklar görünmez oluyor ama B'yi B, M, P şeklinde yaptığımızı görebilirsiniz. Ben pek tavsiye etmiyorum. Güzel günlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.